Müşkül Pesent'in çok güzel bir bölümünde çok güzel bir insanla beraberim Musa Yılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yine biri çıkıyormuş sanırdık niye adımı kullandınız diye. Mala ustası. <laughs> Kardeşim Canku nasılsın? İyiyim Fırat sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bugün çalışarak geldin diye ümit ediyorum. Çalıştık. Ne Hiç yaptın? sıkıntımız da yok. Geçen haftalarda. Geçen haftalarda Dubai'deydim bir. Oo yine. Evet evet. Yine <laughs> yine yeniden. Haftaya yine gidiyorum. Daha da zenginleşmiş diye duydum. <laughs> Elmaktom'un selamı var. <laughs> Aleyküm selam. Güzeldi hocam. Süper. Evet öyle yine çalışmaya gayrimenkul hmm. arsa işleri. Hmm. <laughs> Mimar Fırat <laughs> yani, abonelerimize sen bir şey söyle bugün bugün abonelerimize ben bir şey söylüyorum hepsine çok teşekkür ediyoruz her hafta olduğu gibi <laughs> çok güzel yorumlar var yine Shop <laughs> ee, Buhara abimiz sürekli <laughs> sağ olsun gönderdim <laughs> Aynen. devam ki ya adam başka bir şey <laughs> adam. adamlık başka bir şey <laughs> <laughs> Yok herkese çok teşekkür ederiz ama Aynen öyle. Bu hafta birkaç tane yorum okuyalım. Hep söylüyoruz bunu. Hı. -hı. İnsanlar da şey yapıyorlar yani. Hı -hı. sen söyle. Hı -hı. Her şey para mı yani sonuçta? <gülüyor> <gülüyor> para vermeyenleri de. <laughs> Dilber. <laughs> <laughs> ya bazı abonelerimiz var. Biz her birine çok teşekkür teşkürlüyüz. Dilber Çetin abi bizim için öyle bir abone. Başladığı günden beri. Evet. Hakikaten, hakikaten çok teşekkür ederiz. Hakikaten öyle. Son videomuzu açıyorum. Okuyalım. Bak bir tanesi demiş ki, mafik kardeşimiz bir haftanın hakkı 25 dakika mı? Uzatın şu bölümleri biraz. Çalışmadan geldiği için bir şey söylemek ister misin? Hayır canım, <laughs> buna ben bir şey söylemek <laughs> istemiyorum. Eğer kendisi tarla yatırımıyla <laughs> Hayır, neden bir şey söylemek istemiyorum? Çünkü biz aslında 40-45 dakika çekiyoruz. Doğru. Ve bunu sen hatta. evet 50 dakika, sen bunu 25 dakikasını yayınlıyorsun. Ben mi suçlu oldum? Yaptığım şimdi? hiçbir şaka yok. <gülüyor> <gülüyor> Bölüm o yüzden güzel. Anladım. Mustafa Yaltirik. <laughs> Sadece Fırat Bey'in gülüşü bile tebessüm etmeme sebep oluyor. Çok biz gibisiniz, elinize sağlık demiş. Teşekkür, biz de teşekkür ederiz. Ee, Bilal Bey abiler ağzınıza yürünenize sağlık. Çok iyi bir bölüm olmuş gene. Ee, Özkan kardeşimiz selamımızı almış. Harika. Ee, bir arkadaşımız demiş ki ne işin düştü Özkan'a kim bilir dediğim anda orada bir kesiliyor yani. <laughs> evet. Acaba diyor ne işin düştü? Yani bakacağız. Yarın haftaya Fırat olmayabilir. <laughs> Ee, önümüzdeki hafta E-tipi açıkçası... Yarı açık. Yarı açıktan. Boş yapıyorlar o çocukları vardı. Öyle. Onu arıyorum. <laughs> o piçe bir lafım var. Ha, Cengiz Cengiz. <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaşımız demiş ki... Ee, böyle şey isimlerini okuyamıyorum da. Yakında sizi egzende görürüz. Seviliyorsunuz. Müthiş zevk alıyoruz demiş. Ha Acun yazmış. <laughs> <laughs> Biz platformda program yapsak yine böyle müşkül pesent mi yapacağız? Eğer bize de derlerse ki alın bölüm başına 1 milyon TL. götünü açtı. <laughs> Açarsın. <gülüyor> Sadece götünü <laughs> Böbreğimi masaya koyuyormuşum. Bölüm başı 1 milyon TL. Birer TL mi? Toplam bir milyon mu? Ona göre bazı <laughs> fikirlerim var. Sonra... <laughs> krediye gireceğim. O zaman ayırırım. <laughs> Şöyle hocam yani ne bileyim bölüm başına işte 500 bin TL veriyorlar adam başı. Çok iyi ayda 2 milyon. Hı -hı. Bak matematiğim düzeldi. Yani, <laughs> yani hayır, yine müşkül pesent böyle mi yaparız? Yani oturup konuşacak mıyız yani? İnsanlar bunu müşkül, izler mi? Müşkül pesent yapmayı isterim. Çünkü başka şeyler zamanında denedik değil mi hani? Evet. Ya yani biraz böyle kendi mizahımızın dışına çıktığımızda aslında olmadığını da gördük. Ben şeye çok katılıyorum yani. Bir porno çekmiştik. <laughs> ben şeye hakikaten katılmıyorum ama yani bence zor bir iş. Yani şimdi görüyorum bazı işte Instagram üzerinden, işte sosyal medya üzerinden ee çektiği işte kısa videolarla. Aslında bizim gibi bir şekilde hani mizah tarafıyla meşhur olan insanlar bir süre sonra film falan da çekiyorlar ya mesela. Hı, 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 Ama hı. abi bence aktörlük oyunculuk başka bir şey. O aynı tadı orada vermiyor işte yani. Benim oyunculuk denem denemelerimi hatırlarsın. Tabii. Zirve. Zir <gülüyor> Zirve. Zirve. <gülüyor> bir de hafıza kötü. <gülüyor> <gülüyor> unut unut unut. <laughs> e stand-up'ta da öyleydi mesela. Bence evet. stand-up da çalışılması gereken bir şey yani. Çok ya. Değil çok. Mi? Yani ben belki de bir tek bunu yapabiliyordum. <laughs> evet. evet. Yıllar Burada. sonra bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu haftanın konusu. İlginç bilgiler. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok var ki internette. <gülüyor> Bitmiyordu. <gülüyor> Canku, kadınlar yalan söylerken saçlarına dokunma eğilimindedir. Çünkü yükselen kan basıncı saç köklerini uyararak dokunma hissi vermektedir. Allah Allah çok ilginçmiş. Evet. Ama saç dibini kaşıması lazım değil mi kanka o zaman? Hani saçın aslında çıkan yere ölü ya. <gülüyor> Çok <gülüyor> detay bir yerden girdim yine. <laughs> ya şimdi keratinin... <laughs> Yalan söylediklerinde. Evet böyle bir saçlarıyla oynuyorlar. Ama bence bir de kadınlarda flört... Veya böyle bir dikkat çekmede de herhalde saçla ya oynama. Bence işte kan basıncıyla alakalıysa sadece yalan söyleme değildir. Heyecanlandığında falan da olabilir. Hmm. Ne bileyim bir tulumba yemiştir. <gülüyor> <gülüyor> Şekeri çıkmıştır. Şekeri Ramazan'da çok oluyor mesela. <laughs> İftardan sonra. Devamlı saçla oynama. Var ama o kadınlarda var, böyle var. saçla var. dikkat çekme. bu Yalnızım canım sıkılıyor anlamı geliyormuş bu arada. Diyelim ki bir kafede bir kadın senle bakışıyor. Saçıyla oynuyor. Yalnızım hani böyle rulo yapıyorsa tamam. ö, yani he, her zaman o anlama gelmiyordur Tabii, yani zor hani olur yani. evet <laughs> ama yalnızım canım sıkılıyor <laughs> anladım var hani sen de <laughs> benim saçım da uzun karşılık verebilirim belki <laughs> aynen sen saçına bakım yapıyor musun tabi yıkıyorsun. Ay <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Bakın çok Bakın, merak ettim. Bakın yapıyorum. Yani Ondan 40 sonra. yıldır tanıyorum. Çok merak <laughs> ettim şu anda. Mor şampuanla yıkıyorum. Yok mu oğlum? Normal yıkıyorum çıkıyorum. Pancarlar. <laughs> <laughs> Moskova'da robot aşçının yemek yaptığı restoran açılmış. Vardı oğlum. Bu yok muydu robotlu? Bin bin tane restoran var. Ama bu aşçı... Aşçısı o... mı robot? <laughs> evet. <gülüyor> <laughs> evet. Yok aşçı var mutfak robotu kullanıyor. <laughs> yani nasıl Adı ne? Rondo. <gülüyor> Arzum. <gülüyor> Robot ama kadın. <laughs> ya böyle çeliğin bir şeyin sevgilisi neydi ya Arçelin Çelin sevgilisi bir şeydi o da. Hmm. Bir çelik vardı bir de çelike mi ne <laughs> hatırlıyorum. Hatırlıyor. Bilmiyorum. <laughs> Anladım. A metal. <Evet. gülüyor> <laughs> Tabii bu robotlar dünya yani hayatımıza girdikten sonra onların yemek yapması veya işte aşçılık yapması normal karşılanacak bence önümüzdeki yıllarda da. Ama artık bir hani eli de lezzetliymiş diyeceksin. <laughs> <laughs> Aşçınızın da eli lezzetliymiş. Aşçınızın Açınız, da kodu çok iyiymiş hmm. transistörün <laughs> Yani ne, her yemeği yapıyor mu mesela o detayı biliyor musun? O kadar çalıştın mı? buğulamayı iyi <laughs> Buharda pas yapıyor. <laughs> Devrelerde sıkıntı var. Ya yani robotlar oldukça... Nasıl... Özel bir restoran mı? Onu diyorum bir yemek üzere Sushi restoranı mı? Bilinmeyen ne restoranı Yok. mı? Yok. Vallahi neler Ev var? Pizza. Pizza var, hamburger var. Fast food yapıyor daha evet. çok. Evet. Geçen şeyi O şey kilo gördüm. almıyor ya. <laughs> Geçen şeyi gördüm. Çok şaşırdım. Sana hiç denk geldi mi? Tost. Tost otomatı. Tost otomatı. Evet. Gördüm sadece. Ben de yani. Yemedim. Yani. ben de yemedim. Ama çok enteresan değil mi yani o sistemi güzel yapmışlar ya. E nelerin otomatı var ya. Ama tost zor bir şey değil mi abi? Arasında kaşar bilmem tost aleti olması. Bir de böyle paketli falan veriyor sana yani. Adam çıkıyor. <laughs> 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 Salça sürmedim abi. Karışık istedim lan ben. Geri giriyor değil mi? Aynen. <laughs> <laughs> ya otomatlarda önemli hakikaten. Çok yerde hayat kurtarıyor. Evet. O hani prezervatif otomatlar <laughs> var mesela. Ben gördüğümde çok şaşırmıştım. Ben bir insanın ne kadar acelesi olabilirdi hani. Aynen. Hemen orada <laughs> alayım. Aceleyle alakalı bir şey değil de hani bir girişim var demek ki. <laughs> e, gecenin saat 3'ü bir daha gidip şeyi nereden bulacaksın? Evet. <laughs> Nöbet cezane bilmem ne falan. Çok falan. uzun iş hakikaten. Benim şey de çok hoşuma gitmişti. Bazı alkollü mekanlarda var işte pipet üflüyorsun promilini söylüyor sana Aa. evet cihaz var orada yanına böyle pipetler var abi çıkarıyorsun üflüyorsun <laughs> <laughs> öyle bir şey yapsalarmış ya ee, bu robotlar ve aşçılar muhabbetinde hocam robotlar çok hayatımıza girecek belli ki yani hmm. bu böyle gelişiyorsa ee, bunun garsonu da var zaten biliyorsun var, robot aynen. garson var i̇şte ona bahşiş de <laughs> geldiğinde şarja takabilirsin <laughs> Hani al şunu falan <laughs> <Aynen>. Buradan ayrılma <laughs> Devreleri yanıyormuş ne demek buradan ayrılma <laughs> Buraya bakacaksın Ama en çok da seks robotları Heh, Şu anda Bunlardan bahsediyor Evet seks robotları inanılmaz bir noktaya gelmiş hocam ...ne gibi mesela? Ya çok gerçekçilik artık yapay zekayla cevap vermesi... Hmm. E, ...onunla sohbet etmeler... ...gerçekten evini alıyorsun ya bir sefer... Başım seçimi. ağrıyor falan mı diyor? Neler neler var mesela... E, ...hakikaten çok geliştirmişler bunu... Hmm. E, ...senin duygularına hitap edebiliyor yani... ...bu günün nasıl geçti vesaire... Hmm. ...ve bunun röportajlarını izledim... İnanılmaz konuşuyor hocam inanılmaz... Fiyat nedir hocam? <laughs> 50 bin Türkiye... euro... Türkiye'de yok herhalde... Seks robotu mu? Ha. Herhalde daha yok. Japonya'da falan vardır. bir. Var var. Yani. Avrupa'da da çok var. Öyle mi? Ayrılık sonrası ilk iki gün üzüntü yaşarsınız. Bu hormonaldir. Her tamam. kadın için bir ayrılık sonrası üzüntü yaşarsınız. Kadınlar için mi Erkekler be? için de öyleymiş yani. Evet. Bu hormonlara da iki günlük üzüntü normalmiş hocam ayrıldıktan sonra. Evet. Sonrasında abartanlar oluyor ya böyle hani evet. bir ay iki ay. Sonrasında kötü hissetme ise beyninin ve hafızanın sana bir oyunuymuş. Yani? Yani bu boş işler mi? Evet, ayrılma olayı hmm. e, kendini daha hızlı toparlaman gerekiyor eğer sağlıklı bir insansan. Sadece iki günmüş o duygusal, yani hormonsal. yani ilişkinin ne kadar sürdüğüyle alakalı bir şey değil mi bu? Mesela beş yıllık ilişkiyle altı, yıl, altı aylık ilişki aynı şey mi? Mesela iki günlük ilişki için iki gün <gülüyor> üzülüyorsan <gülüyor> e, altı saatlik. <laughs> Otobüste gördüm. Nasıl gitti? Bence işte çok tutarlı değil yani. İlişki ne yaşadığın bilmem ne hani nereye kadar geldiğin evlilikten hmm, ayrılma ayrıldı. İki, İki gün düşünüp normale dönüyorsan <laughs> insan değil mi Yani? <laughs> evet abi. Yani ergenlik. Yani yine eksik bildiğin ne kadar? olur mu ya? Ergenlikte çok zor. Bu kabul ediyorum. Evet. Ergenlikte daha zor atlatıyorlar bu durumları. Aynen. Yani şey dünyanın en önemli şeyiymiş gibi. Gerçekten dedi, çok iyi anlıyorum ama onları biz de öyleydik evet, çünkü. Evet tabii canım. Ee, ama evli aldatılıp ayrılan bir adama gidip de hani bu beyninin oyunu. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Üzülmene gerek yok. Bunu kafana takma. <laughs> Adam hakikaten beyninin oyunu zannedebilir ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Kabus gibi. Instagram evet. Arama kısmına kill yazarsan öldürme anlamında Hı -hı. kill mi? Evet. evet. Yok hiç çanak yapacaksın <laughs> diye. bileyim oğlum ben kill diye. Kill yazarsanız Instagram evet. sizin zor bir durumda olduğunuzu düşünecek ve size sizi dinleyebilecek bir destek hattı gönderecektir. Yaz. Yazdım. Ne çıktı? Gerçekten gönderiyor. Ne gönderiyor? Hemen... <laughs> destek hattı ne? Telefon numarası mı gönderiyor? Hayır bir anlatacağım. <laughs> bir web sitesi Çabuk. Linki, linki veriyor. Ama ee? istersen en yakın... ya yani üç tane seçenek soruyor. En yakın arkadaşını ara. Ee, be friends Worldwide diye bir oluşum var dünyada ha. Zor durumda olanları Dahil ettikleri ha. hani girip Arkadaş bulabiliyorsun veya bir psikolog bulabiliyorsun orada. Ha. Bir vakıf gibi. Fakat bir form yapmışlar. <laughs> Canın sıkkınken o formu doldurup, <laughs> o parayı ödeyip, o doktora ulaşana kadar yarım gün falan sürüyor. Bir hocam. de para ödüyor. He Küçük bir ücreti var yani onun. <laughs> Adam intihar noktasına gelmiş. Evet. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir yarım günden ayırırsa <laughs> Hiç aklına gelmemiş o zamana kadar doktora gitmek. <laughs> o anda <gülüyor> Instagram <gülüyor> çözüyor bunu. Helal olsun be. belki bak. Evet. Ee, intihar edecekse böyle bir yarım günlük işi var. Halledersin. Yani. <laughs> 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 <Çözeyim sana>. Aynen. <laughs> yarım günde <laughs> Türkiye'de var mı aslında bu intihara yaklaşımı May. insanların. Yo yo. Hani o atla atla. Bunlara ben şahit olmuşluğum var çocukken. Evet. Adana'da hakikaten Aynen. atla atla diyor yani insanlar. Aynen. Umrumda değil ki. De. Ve <laughs> mesela benim ortaokulda atladığını da görmek istiyor yani. Evet. Bir orta birdeyken başıma geldi bu. Hı. Ee, Adana'da işte 5. kattan atla atla lan adam sana atlarsın diye aşağıdan hmm. abiler sigara içip tezahürat yapıyordu. Adam atladı biliyor musun? Atlar. Ve <laughs> o abinin tepkisi hala çok doğal bir Adanalı gibi. Atladı ha, Helal olsun valla. <laughs> Ama adam en azından Adammış diyor. öldükten sonra onore etmişler ya. <laughs> Öyle bir şey var ya. Acayip rahatlık ya. Kadınlar ağladıklarında Beynin intikam duygusu da harekete geçiriyor. Atıyorum hafıza <laughs> <laughs> Beyin bedava. Evet. Beynin intikam duygusu da harekete geçiyor. Paritiyel lobu aktifleşiyor. Yani, yani gerçekten eğer ki ağlıyorsa ve bir şey üzüldüyse... İntikam bunun... duygusu mu kabarıyor? Evet intikam duygusu kabarıyor hocam. Neye ağlarsa ağlasın değil tabii ki bu yani. Yok, eğer İlişkiden... onu üzdüysen evet. Ha. Kadınların intikamı emin ol ki çok acı olurmuş diye. Sonra ben kadın forumlarına baktım. Soğuk yemen, yemen. <gülüyor> <Yemeni>. <gülüyor> Yemini. <gülüyor> Soğuk yenen yemek gibi yani. Evet. Yıllar kadın... sonra alıyorlar mı o intikamı? Evet. Öyle cümleler var ki, bunu kadınlar yazmış. Hı. Kadınlar kendilerine yapılan bir hatayı affetmezler, sadece ertelerlermiş. Hı. Var mı bir örnek mesela şunu yaptım diyen falan öyle bir şey okudun mu? Fatoşer. <gülüyor> <gülüyor> 3 <laughs> <Üç> yıl önceki. <laughs> Öyle diller mi ya? Bu nasıl bir hafızadır <laughs> onlardaki Saygı duyulma yani mümkün değil saygı duymaman ya. Aynen. Her şeyi hatırlar. Bir de senin misin? gibi mesela hafızasız olmayan bir adam <laughs> değil evet mi? Ya. Bununla mücadele etmen. Bu noktaya iyi geldin yıllar. <gülüyor> 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 i̇yi biliyorum yani. <laughs> Çünkü mesela kızdığında veya tehdit ettiğini unutuyorum ya. Evet. <laughs> bir daha yaparsan <gülüyor> <gülüyor> bu son olur. <laughs> Hocam kan grupları için kullanılan eraş harfleri bizimle aynı kan yapısına sahip olan resus makakus maymun türünün kısaltmasıdır biliyorsun. Eraş diyoruz ya Tabii biz. <laughs> Oradaki eraş çünkü maymunlar. Eraş bir maymun muymuş? Evet bir maymun türü. Anladım. Çünkü onlardaki RH pozitif RH negatifi bu maymunlar üzerinde deney yaparak öğrenmişler. D antijeni dediğimiz bir antijenle hmm. kan uyuşmazlığında RH pozitif RH negatifi bu maymunlar sayesinde öğrenmişiz. Vay be. Evet, çok enteresan Yaşıyor mu bu maymunlar hala? Tabii canım. <gülüyor> Binlercesi. <laughs> maymunlar da çok deneyde kullanıyor bili biliyorsun Aynen. ya. Yazık. O, ne hallere geliyorlar o kafesler Aynen. içerisinde bütün testler. Bütün hayvanlar evet, için. Evet, Endonezya Bali'yi biliyorsun hocam. Bali'de Uluwatu Tapınağı'nda uzun kuyruklu 200 tane mama maymunu var. Bu tapınakta olan 200 evet. tane makak. Adı böyle herhalde makak. Ben geçen izledim o 200 değilmiş, çoğalmış baya. Evet, Bin küsür olmuş. Hırsızlık öğrenmişler biliyorsun. Hırsızlık, kutsallar. Kimse dokunamıyor. Evet. Şey yapamıyor falan filan. Hepsi yani. gözlük çalıyor. İşte Aynen. çantadan, cep telefonu çalıyorlar. Fermuarı açıyorlar bilmem ne falan. <laughs> Harbi mi? <laughs> Kadının <da. gülüyor> çantasını fermuarı Tabii, açıyor. Tabii hocam üstüne. neler neler böyle. Ya bir tanesi savcılıktan arıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Onu öğrenmiş. <gülüyor> <gülüyor> Telefon dolandırıcılığına başlamışlar. <laughs> Komserime bağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kredi kartı çalıyorlar. <laughs> Süper. Takas yöntemini öğrenmişler. Bir şeyini çalıyorlar senin. Baba Muzun iki tane meyve verirsen evet, bir tane yumurta. Çiğ yumurta çok seviyorlar hani. Ha. Bir yumurta veriyorsun mesela iPhone cep telefonu vermiyor. Diyor ki bu değerli sizin için. Gözlem yaparak bunu anlamış. Yani anlatabiliyor muyum? Anladım. Çala çala diyor ki terliklerini çalıyorum. Bir elma veriyorlar yoksa Terli istemiyorlar bile. ABD Florida'da bir evde 3 saat kalanlara 500 bin dolar ödül veriyorlar. Bir evde mi? Bir evde. Korku evi falan mı? E, evin içinde metafizik varlıklar varmış. Hmm. Rekor 9 dakika. Kalabilen. Evet. O kişi de şu an akıl hastanesinde. Allah Allah. Evet. Burada kiminle kalabilirdin sence? Büyük yalan canım. Kiminle kalabilirdim. Evet. Ne bileyim öyle bir hani beni koruyacak bir... Hoca bir şey. <gülüyor> 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 Nefesi kuvvetli. Bir oku Aynen. Herhalde öyle bir şey olur yani. Ama bunlar Türkiye'de yemez yani bunlar. Yemez. Zaten diyorum ya büyük ihtimalle. Ya. Sen hiç gittin mi korku evine? Yok. Gitmedin mi? Ben gittim bir kere. Eğlenceli. Nasıl? Ya eğlenceli. Şey içeride işte oyunlar oyunlar falan şeyler falan var. Çözmeye çalışıyorsun bilmem ne. Korku kısmı şu ama yani zifiri karanlık ya. <laughs> e, lavuk gelip bir anda bir Bütün şey, 50 yani 50. bir şey yapıyor sana ondan zaten korkarsın yoksa hani ortamın karanlığından falan filan korkmuyorsun. Çok kapatıp kaçıyor. <laughs> Temas etmesi yasak. Ha. <laughs> <laughs> Ama böyle şey var. Hızar sesi çıkaran alet var mesela. Hmm. Daracık bir koridordan bir anda arkandan koşmaya başlıyor. İstemsiz sen de koşuyorsun hmm. yani. Çünkü herkes koşuyor seninle birlikte. Mesela ablamla falan girdik oraya. Yaşadı yani o şeyi Aynen. <laughs> Hızarcının intikamı. Evet. Ya yani kafasında şey falan hissetmiş yani. Hakikaten çok film izlemekten hani Kesinlikle. bizi buraya getirip aynen öldürebilirler mi acaba ya falan girmiş modunu <laughs> 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 hayır diye böyle <laughs> bir bağırma 150 liraya yapıyor <gülüyor> adam keyfinden <laughs> 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 ya böyle bir ev Türkiye'de olsa hemen kentsel dönüşme <laughs> yani. Evet, evet. yani kimsenin de umru olmaz baba 500 bini kim veriyor bu arada 500. içeridekiler <gülüyor> <Cümlen>. <gülüyor> <Malyakmış>. <gülüyor> çok korktuğun bir anın var mı diye soru yazmışım sana gerçekten çok korktuğun bir anın hatırlamıyorum ya basılmıştı <laughs> bir <arada>. yerde <laughs> senin var evde yaşadığını ya bir kere anne düştü falan böyle anne <laughs> Annem mi düştü? Evet, mi annem düştü. uyurken bir ses çıkmış ya. Ya. <laughs> ya <canım. gülüyor> O çok büyük bir... Babram Oğlum inanın. Bir de depremden bir hafta sonra yani. Aa. Bak, deprem olduğu için öyle. Deprem <laughs> oldu. Depremde tabii... En çok depremde korkmuşumdur zaten. Depremde beni evde unuttular falan. Onu biliyor musun? Büfe <laughs> 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 Aynen. <İnan. gülüyor> Şimdi şey 99 değil mi 99 evet. dedi mi Ağustos abi yani o sesi hala unutamıyorum Acı oturuyoruz o zaman böyle bir ses gürül, yok ya yani. evet. Gardolap falan üstüme düşecek gibi bilmem ne babamı hatırlıyorum babamın sesi geliyor falan panik yapmayın pan <laughs> ama panik halinde söylüyor bana yani belediye <laughs> anonsu <laughs> 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 panik yapmayın ondan sonra bir sesler geliyor falan ben çıkamıyorum yataktan. sonra bir sesler kesildi abi Çıkmışlar dışarı yani. <laughs> <laughs> Beni içeride. <laughs> Kendim kalktım. O oh, bayağı kurtulduk diyor herkes. <laughs> ya neyse işte depremden de işte, bir hafta sonra mı ne evde yine <laughs> yatıyorum abi. Gece değil mi? Gece tabii evet. gece. İki mi, üç Baba gümbür diye bir ses geldi böyle <gülüyor> tamam mı? <laughs> hani ben deprem oldu diye böyle Allah diye <laughs> bir kalktım. Hani gideyim annemi falan uyandırayım diye. <laughs> bir baktım annem boylu boyunca yerde de, düştüm düştüm. <laughs> Korkma diye. <laughs> Çok <laughs> Bana bir tane şaka yapılmıştı Korkutma ile ilgili. Mersin'de e, Mersin'de biliyorsun sitelerde vesairelerde böyle müzik sistemleri falan Bahçede olabiliyor. He. Böyle bir evet. parti falan. E, abi gecenin ikisi üçü hiçbir ses yok. Ben kap karanlık bir e, yolda yürüyorum ama böyle bir site bahçelerinin önünden evet. geçiyorum. Yüksek yüksek ağaçlar var. Oraya hoparlör sistemi kurmuşlar hani o sitenin. Ee, elemanları elemanları. bizde de yapıyorlardı ya. Evet. Hani bir o, 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 köpeği sesleri ama çok yüksek sesle yani gece ha. üçte ha, bir veriyorlar o şeyden mikserden ha. sesi. Normal. Bir buçuk metre falan zıplamış Tabi tabi ben hani evdeydim. <laughs> bastıklarında <laughs> Çok ama yani hiç beklemiyorsun ya o sesin ha. o kadar. Abi bizimkiler baya prodüksiyon falan yapmışlar yani. Beyaz bir çarşaf giydirdiler, yüzüne şey yaptılar ve bizim sitenin karşısı Ermeni mezarlığı. Hmm. Mezarlığın duvarına otutturdu elemanı akşam namazından dönen amcalara yapıyor <laughs> ve sadece duvarda oturuyor. Adam geliyor böyle tam görüyoruz ama geberiyoruz gülmekten yani. Bastonla geliyor amca tamam mı? Halbuki ne kadar tehlikeli yani adamın kalbi vardı, bir şey vardı. Ondan sonra bu böyle oturduğu yerde bir sesler çıkarıyor tamam mı? Adamdan da ses geliyor tamam mı? En şey yani Oralı olmuyor. Tabii, ya. Dua şeyi yükseliyor geçerken. Mezillik ya. Ya ne yapacaksın can tatlı. Tabii. Sen Hoca korkar demiş. mısın öyle mezarlıktan falan? Çok. <laughs> Saçmalama. Ya gece yarısı öyle hani mezarlık ziyareti yapamam yani. hani Kimse yapmaz onu mezar ama ha. yol mezarlıktan yani. Yok bir taraf be. mesela 3 saatte yürüyorsun bir tarafta mezarlığın içinden geçeceksin 20 dakikada yürüyorsun. Gündüzse yani. geçerim yani. Gece geçemez misin? Gece geçmem yani. Allah i̇yi Allah değil iyi diyorlar. <laughs> Anladım. Birisiyle geçersin ama. Beraber gitsek geçersin. Geçerim bir ölüyle geçerim. <laughs> <laughs> en azından tanıdık var diye. Din değiştiren en yaşlı insan Belçikalı George Lapulle. Pardon George. C. Bu kadının adı ama. Ölmeden şehadet mi getirmiş? 92 yaşında Müslüman olmuş. Tamam. Onu Son dönüştüm. anda. Aynen hani. dönüş. Bu dönüş. Ha. Var mı böyle bir şey ya sence? Din 92 mi? yaşında. Yok e, yok. Yani 92 yaşında mı? Uyandın yani konuya. E, olabilir kanka. 92'de Müslüman olup ne kadar yaşamış? Hala yaşıyor mu? Yok. Şimdi 92'de işte... Her hala yaşıyor bu abla. Ha anladım. Ne bileyim abi. 92 buçuk. Kapanmış <laughs> yani değil mi? Tabi tabii kapanmış, örtünmüş vesaire. Hmm. Var mı böyle çok yaşlanınca hayatta yapamadığım şeylerden hani? Benim şu anımla falan... <laughs> Yani. Bu, bu tarz e, caps'ler veya bu tarz yazılar beni çok etkiliyor. Motivasyon. Sen seversin onları. Gerçekten severim. Hmm. Mesela işte 52 yaşında öleceğini öğrenen kanserden öleceğini hmm. öğrenen bir kadın mektup hmm. yazıyor yani. Ya, çocuğuna. Evet. Bunlar beni çok etkiliyor hocam. Bir de Bun, bu, bunun gerçekliği de var yani hani. Hmm. Beni çok etkiliyor hani şunu yap hayatta şöyle yap. E, tabii kanka vesaire. şimdi ölüm kapıyı çaldığında ya da öleceğinle ilgili herhangi bir şey evet. bir ihtimal bile ortaya çıktığında bütün zaten hayata bakış açın değişiyor yani. Ve materyal bitiyor ya. Bence çok güzel bir şey oluyor o noktada. Evet. Herkes salt yaşamın kendisine odaklanıyor. Bu benim çok sevindiğim bir kalite yani. Aynen öyle. İşte önemli olan ...bu şey çıkmadan onu yaşayabilmek aslında. Evet, evet. Umarım herkese de nasip olur. Amin. İlk Çin imparatoru civa ve taş tozundan oluşan bir karışımı içince ölmüş. Amacı ölümsüz yaşama ulaşmakmış. Hmm. Geçen bir... gün Fatih Altaylı'nın programına bir doktor hanımefendi katılmış. Şey diyor hanımefendi, 2030 yılında bir ilaç çıkacakmış. Çok yakınmış bu ilacın hmm. çıkması. Ee, o ilacı içtikten sonra... <laughs> kaç yaşındaysan ilacı içtiğinde yani sen 2030'a 6 yıl mı var? Hı hı. 6 yıl sonra kaç yaşında olacaksın? 6 yıl sonra kaç yaşında olacaksın? Evet. 50. 50. Diyor ki 6 yıl boyunca ölmemeye çalışın. Çünkü 6 yıl sonra bu ilaç çıktığında bu ilacı içtiğinde e, hep 50 yaşında devam edeceksin diyor vücudun. Hep 50 yaşında kalacak diyor. Hı. Çok büyük bir iddia değil mi hocam? 6 sene sonrası için yani. Abla ölürse 3 sene sonra <laughs> iddia da kalmaz ortada. Abla kendisi demiyor canım ilacı ha, ben çıkarıyorum demiyor yani. Anladım. Böyle e, bir ilaç çıkacak evet diyor. Evet böyle bir ilaç çıkacak diyor. Doktor zaten bunu söyleyen kadın yani. Sen ister miydin aynı yaşta kalmayı? Yani aynı yaşta kalmayı işte şöyle bir şey var ya. Mesela 3 aylıksın. <laughs> Agı 150 yıl. çok <laughs> cuk, 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 cuk. İshalden ölürsün. Ya da 97'sin hani ya. Ölmeyi beklerken. Tabii, tabii. <laughs> değil mi? Hep öyle kalacağını <laughs> <laughs> Şuradan şuraya 100 yıl daha 25 dakikada yürüyeceğim. Lan şimdi bu bulunur bu ilaç. Ya öyle bir şeylerimiz yok. Daha önce konuşmuştuk senle Ölümsüzlük istediğim bir şey Ölümsüzlük mi? Ölümsüzlük istediğim bir şey değil. Yok. Değil. Sıkıcı bir şey ya. Değil mi? E hep, değil mi? Aynı, bir, hep aynı. Bir final olmak zorunda ba abi? Mesela şu anda yeter. Ha, <gülüyor> olabilir. <gülüyor> bu Lokman Hekimler vardı. Dünyada bu şekilde Lokman Hekim hani ölümsüzlüğün çaresini bulmuş da sonra Padişahı taş Taşköprü'den Adana'da da. Ailesi, düşürmüş falan gibi bir efsane var biliyorsun. Efsane derken böyle mitolojik Çok bir var şey bu. E Şey A bu hayat var biliyorsun. Aynen öyle. Bu arada Fransa'daki o simyacılar hani öyleymiş hani hmm. ölümsüzlüğün sırrını herkes de bir aramış ve bulmuş ee, ...ve sonra ama da, da bitirme... kaybetmiş. Ha, ha, evet, yani tesadüf yani. Evet. Ee, demek ki bulamamış kimse yani. yani. Şu an bulunmuş gibi mi sence? <gülüyor> 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 Zenginlerin ama böyle şey olduğuna inanıyor musun? Ömrünü... Göt veren... <gülüyor> 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 Vur, dur, dur. <laughs> Daha böyle uzun ömürlü olmak için... ...şey yapıyorlar işte... ...çocuk kanı... Şey evet, yaptırıyorlar, var, mı var enjekte onlar? ettiriyorlar var binler. var. Madonna için falan filan söylüyorlar. Hı -hı. E i̇nanıyorsun yani onlara. E var tabi o kan ta yani bunu zaten ameliyathaneleri ve operasyon yapılan Hı -hı. hastaneler var. E birçok ülkede de var. Hı -hı. E çok da zor bir operasyonlar çünkü. E, o kan değişimi ve yani bütün vücudun kan ha, değişimi ha. çok böyle zor bir süreçle yapılıyor. E var ha, mesela hocam. mesela şey olarak şeye inanıyor musun mesela atıyorum? şu anda insanlar kanserden ölüyor ya hal aslında kanserin bir tedavisi var ama sadece çok zengin insanlara yapılıyor gibi yok, mitler var yok, ya öyle. Yok yok o, yok yani hani olsa zaten hani kullana 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 o ondan öğrenir o ondan öğrenir ortaya çıkardı. Hani sadece öyle zenginlerin bir kulübü olmadığı için ya evindeki hizmetçi mesela anlasa yani anlatabiliyor muyum kanserini yenmişsin. Evet. E, o yani o hizmetçi abla da hani Söylesin Söylesine onu merkezi birbirine söylesin. Ne olacak çıkarmadıktan sonra. Hayır, ortaya çıkardı diye söylüyorum hani. Aslında kanserin tedavisi varmış. Fakirler ölsün diye saklıyorlarmış. He, zaten bu söyleniyor işte onu diyorum. Ha, ya o kadar bence o çizgi o kadar yok. ya Fakirlerin açlığı yani. Ben inanıyorum. Hüsnü <laughs> kuruntusu yok be abi. Ben vallahi inanıyorum. Mesela AIDS için de yani çok daha önce bulundu hmm. aslında. Hatta şey var kayıtlarda bir ülkede yine Küba olabilir bu arada... 2 dolarlık mı 3 dolarlık mı bir aşı buluyorlar falan. Dünya Sağlık Örgütü kabul etmiyor mesela o dönem. Hı. Hmm. AIDS'e çare olan bir şeyi. Ama hani bütün AIDS'li hastalar da o 2-3 dolarlık şeyi alırdı zaten. Oğlum piyasaya süremiyor ya adam ondan bahsediyorum zaten. Sıkıntı orada yani. Evet. Yani şey kısmında da at, ilaç milaç bilmem ne bu hep seninle konuştuğumuz şey zaten bir kanserli hasta. <laughs> bir hatırla lütfen <laughs> 8-9 ay ilaç kullanıyor yani. Acayip bir para yani sonuçta bu. Ya sağlık sektöründen ne kadar nefret ettim biliyorsundur e, tamam herhalde. Evet işte, o yüzden söylüyorum. Yani diyorum. o fedler medler nefret Aynen. yani hani. Aynen. O yüzden o sektörden e, uzak durmak gerekiyor. çünkü Sektör. <laughs> Aynen öyle sadece dolandırıcılar yani başka hiçbir şey değiller. Yani. Anladım. İnanılmaz tesadüf. Nedir? <laughs> Hasan'ın burada olması. <laughs> <laughs> 65 yılında Evet. Alice diye bir hanfendi 5 yaşında 5 yılında yaşında. 1965 yılında. Yılında evet. 5 yaşındaki bir çocuğu denizde boğulmaktan kurtarıyor. Ben bunu biliyordum. Evet. 9 yıl sonra o çocuk aynı denizde boğulmak üzere olan bir adamı kurtarıyor. O da Alice'in babası, kocası. Alice'in kocası. Kocası. Alice'le kocası boğulurken. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun babası. Bunlar. Hepsi birbirine giriyor. Alice'in anası kaç <laughs> Soru bu. Matematik, olimpiyat. <laughs> Böyle bir enteresanlıklar var. Bu tesadüflere inanıyor musun? Hiçbirisinin hayatını kurtardın mı? Tesadüf sence kaçınılmaz mıdır? <laughs> Tesadüf diye bir şey var mıdır? Vardır tabii. ki. Vardır tabii. Canım. Ama bunun bir matematiği yoktur. Ben bunu söylüyorum her zaman yani. Mesela şu anda iyi bir program Karma yapıyorsak falan aboneler bizi hani abone olur mu? Evet aboneler olmaz. <laughs> İzleyiciler abone olsa bu güzel bir tesadüf tabi. Mesela Alice <laughs> bize abone olsa büyük <laughs> bomba olmaz mı? <laughs> Aynen. Bir de 200 lira atsa <laughs> Türkçe bilmediği halde. <laughs> Hiçbirisinin hayatını kurtardın mı? Hayır sen. Kasanı eroyundan ben kurtardım. <laughs> Aldım. Ben kurtardım. Bir üç kişinin ya dört kişinin hayatını kurtardım toplamda. Adana'da şeyde barajda yüzerken mi? Barajda yüzerken bir dostumuzu kaybettik. Onu kurtaramadık yani istesek ha. de. Havuzda bir çocuğun boğulmasını da kurtardım. Bir tane e, sevgili bir yaşı büyük yani 20 ve 22 yaşında bir sevgiliyi kurtardım. Denizde. Ne demek o? Ha denizde. Evet. Ben ee, kurtardım ya hatırladım. Bir gün havuzun Şeyde otele gitmiştik. Kendimiz. <laughs> Otelde havuzun etrafında geziyorum. Bir ses geliyor, tamam mı? İmdat! İmdat! <laughs> Yardım edin. <laughs> Bir baktım kim? Tesadüf annem. <laughs> Çocuk havuzunda Annem hiç yüzme bilmiyor Çocuk havuzunda bu sosisler var ya kanka şimdi Bu sosisi böyle Boynunun altına koymuş Ama çocuk havuzunda tamam mı Ayağı da hafif yerden kalkınca O suyun şeyle Böyle kalmış İmdat yardım et Sonra ben de gidip Parmağımla bacağını biraz bastırınca Topuğu hemen zemine değince Annem dedi ki Rabbim sana şükür olsun Su 30 santim Japonya'da temizlik görevlilerine sağlık ve temizlik mühendisi deniliyor. Bu mesleği yapabilmek için birkaç sınava giriliyor. Sınavlardan başarılı olunduğunda bir sertifika veriliyor. Temizlik mühendislerine bir ev ve senelik 75 bin dolar maaş veriliyor. Ayrıca halk tarafından da çok seviliyorlar. Ya mesela tuvaleti falan temizleyen insanlar için de söylüyoruz bunu. Aynen en öyle. Alt seviyeden çok, bahsedelim. kültürleri çok yüksek değil mi ya bu konuda? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak uzak doğun özellikle Kore, evet. Japonya, abi temizlik konusunda ben böyle bir yer görmedim yani. Hı hı. Hani izlediğim videolardan sonra, ben çok yemek videosu çok seviyorum ya. Hı hı. Abi mutfak, lan oğlum <laughs> yağ lekesi olmaz şey, mı yani? Japon pornosunda da ter, tertemizler. <laughs> Kanka onların çoğu mozaikli olduğu için. <laughs> Sana öyle geliyor. <laughs> Bal dök yalan <laughs> Hakikaten öyle. Yok kültürleri gerçekten söylüyorum çok evet. saygı duyulası. Bu arada enteresan kültürleri var zaten. Hani yemek yerken ses çıkartmak, ağız şapırdatma ve kaseyi içeceği kaseyi Töpürdetme. kafaya dikmek falan onlar için güzel bir şey. Hani hmm. bunu yapıyorsan yemeğimi beğendim misafirlikte. <laughs> ...yapıyorsan. E, yapıyorsun. Selamlaşırken asla biliyorsun tokalaşmıyorlar, el sıkışmıyorlar ve sarılmıyorlar. Temasta aile içinde de öyle. Evet, bu Tarıklıca temasta bulunmuyorlar. Öyle. Halbuki neler izledik. <gülüyor> <gülüyor> temasta bulunmuyorlar. E, telefonda bile biriyle konuşurken saygıdan eğiliyorlar hocam hani. Hmm. Yani bu ben de bazen bunu yapıyorum çekmediğinde falan da. <gülüyor> <gülüyor> alo alo. Ama bence çok kültürleri saygı duyulacak bir kültür. Evet. Adamlar çok kaliteli. Ya, yani... Ben anlatmışım Sokakta çöp kutusu falan filan yok biliyorsun Japonya'da. Hı, hı, hı. Yani yanında taşıman gerekiyor yani çöpünü. Belli diye kim orada? <laughs> <laughs> Belli diye seçimleri yaklaşırken. <laughs> Aydar baş. <laughs> Dünyanın en kısa yürüyen merdiveni kaç basamaklıdır? Bir. <gülüyor> <gülüyor> yok. <hayatım> Üç. <laughs> dört basamaklı hocam. Evet. 88 santimi çıkıyorsun sadece. Evet. Böyle bir Japonya'da Nerede? yapmışlar, kavasak ee, şey Yaşlılar için falandır ya. E onların yani yaşlı kültürüne hmm. saygısı çok fazla ya. Hmm. Hani ama çıktıkları yer de kısa. Zaten <laughs> dört basamak çıkıyorlar. Yaşlıyı korkutsan zıplar ya. <laughs> Boyu en kısa millet kim biliyorsun? Japonlardır. Yok yok. Kabile olarak da pigmeler var ha, ya. Pigmeler, ortalama 120 boyları var. Doğru. Ne kim <gülüyor> kadar? <gülüyor> Yani <laughs> pardon ya <yapsın>. İyiymiş dayı. <gülüyor> <gülüyor> ee, onlar e, biliyorsun bayağı medeniyetten uzak yaşıyorlar pigmeler. Evet. İçlerinde Müslüman, Hristiyanlar olanlar ya. da var bu arada. Müslüman ve Hristiyan dinlerine de sahipler pigmeler. Bu arada dünyanın en böyle şey, e, tehlikeli kabileleri de var biliyorsun. İnsanlık ve medeniyeti hiç istemeyen. Evet biliyorum onları. Mesela bunlardan birisi Sentinelli kabilesi. Hmm. Ünlerini biliyor musun? Hani Yok. ünleri şey mi? Yamyamlık mı? Tabi tabi Mesela bunlar çok tehlikeliler. Herkese böyle mızrakla, okla, Aynen. bilmem neyle saldırıyorlar. Aynen. Hindistan hükümetinin kontrolünde bir adada şey yapıyor. Diyorlar ki ya bir elçi gö ekibi kuralım elçilik yapsın bize bir beş kişi gönderelim ve bunlarla konuşsunlar kesip yemişler elçilerin hepsini yemişler oğlum. <laughs> oğlum niye silahla milahla gitmiyorlar peki onları da yemişler <laughs> Nereye yiyorlar yok hocam düşünse beş tane elçiyi yemişler yani ya, tamam da kardeşim. sanki dışarıdan yemek söyledi hani helikopterle gelmişler <laughs> üç tane keleşle gitsen çözülür yani o da Bence doğru ya abartı olmuş yani Yam yamyamların insanlarda hükümet gözden çıkarmış <laughs> belki <genç. gülüyor> bir şey olmaz oğlum <laughs> ...yamyamların... ...insanların en çok neresini... yemeyi sevdiğini... ...biliyor musun? <laughs> Biliyorum. Tahmin, tahmin Biliyorum etmek hocam. ister misin? Neresi? Billur. Kristal caseler. Bilmiyorum. Şurasıymış abi. Şurası. Ha. Şu kısım. Çok lezzetliymiş. E bu tavuk budu gibi ya. Aynen. Aynen. Kentteki Osman çıkıyor. <laughs> <laughs> Popo sevmiyorlar o zaman. Löpet sevmiyorlar. Ya popo yağlı olur be abi. Kuyruk yağı gibi. <laughs> Aralara şöyle taksa. <laughs> Bırak bu götünü yiyemayan. <laughs> 23 milyon inananı olan Sihizm dininde erkeklerin saçlarını kapatması zorunludur. Biliyor musun Sihizm dinini? Yok. Bayağı türbanlı erkek mi? E tabi saçlarını onlar açamıyorlar. Uzatıyorlar mı peki saçlarını? <laughs> ben girebilirim. <laughs> 23 milyon. Tabi. Zaten dünyanın Yok. en büyük 5. dini. Sajmanım bu arada adı Sihizm değil. Sadece Türkiye'de Sihizm deniyor. Dünyadaki adını ben biliyorsunuz zannettim bu dini. Yok Yahudi. <laughs> Yok canım bu Sihizm yani işte. <laughs> Guru ve... Guru Kuakamani öyle bir lideri var. O 1600'lü. Tam bilinen 500. adı ne oğlum dinin? Onu soruyorum. Sikizm. <laughs> Sikizm. Sikizm. O yüzden onlar Sik deniyor yani onlara. <laughs> Cidden bunu C çok -C çok C H diye mi yazılıyor? U S, -S I K H. H. Ha. Sikler. <laughs> bunu çok evet bunun tamam. çok şakası var. <laughs> yani çok fazla yapılıyor. Fakat 23 milyon Sik mi var? <laughs> Bu arada Guru Nanak, Sikizim adı hani. İsmemak ya. <gülüyor> 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 guru Guru. <gülüyor> 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 İki buçuk beş. <laughs> Yedi buçuk on. <laughs> Enişte. <laughs> Şimdi hocam, Sikizim gerçekten benim çok bu arada beğendiğim bir din. C ciddi söylüyorum çünkü. Şekil olarak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> i̇nanılmaz barışçı, bak inanılmaz barışçı ve eşitlikçi bir din. Kadınla erkek yan yana ibadet ediyor, herkes yüzde yüz eşit, kimse aç kalamıyor. O Hindistan'da böyle beraber yemek yapıyorlar ya, hmm. 25 bin kişi yiyor. İnanılmaz güzel bir din. Tek ee... tanrılı mı? Hı? Tek tanrılı mı? Yok işte bu guru'nun e, haberci, işte hmm. aydınlanma Heygamber dedikleri, yani. evet aydınlanma dedikleri bir e, o, olaya inanıyorlar. Hani hmm. sen de bir sik olmak istiyorsan <gülüyor> <gülüyor> bu dünyada bir sik olamadım. <laughs> ben bir sik olmak isterdim gerçekten. Anladım kardeşim. <laughs> Seni türbanlı görmeyi çok isterim. <laughs> Bizden bir sik olmaz. <gülüyor> 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 Kapanış yap lütfen. Tabii ki Müşkül Pesent'in güzel bir bölümünün daha <laughs> sonuna geldik Fırat. Hakikaten çalıştığın zaman fark yaratıyorsun. <laughs> <laughs> söyleyeyim sana. Bir olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bundan sonra hepimiz bir sik olmak için <laughs> <laughs> mücadelemizi sürdüreceğiz. Haftaya türbanlı çıkıyormuşuz. <gülüyor> <dışında>. <gülüyor> Efendim kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Ee, bildirimlerinizi açarsanız biraz daha seviniriz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.